Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine size bugün bu iğne oyası modelini tığa çevireceğim arkadaşlar. Tığa çevirmiş halini şimdi size benim tasarladığım modelimi de göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben de bu şekilde birebir aynısını yaparak sizler için tığa çevirdim. Bakın arkadaşlar. İğne oyasında olan fıstıkların birebir aynısını bu şekilde sizlere tığa çevirdim. Modelimiz gördüğünüz gibi çok zarif. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçeklerimizin arasındaki tığ battı mesafemiz bu şekilde 8 tane 8 tane tığ battı ara mesafesini vererek devam edeceğiz şimdi biz ilk başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar 8 tane tığ battı ara mesafesini verdik daha önce sık iğne ile de tığ battığımızın içine ipimizi sabitledik ve 3 defa tığımın başını bu şekilde doladım bir tane ortada bırakıp ikinci tığ battığımın içine girip 1 2 2 2 2 alarak bu şekilde uzunca bir trabzandan yuva yapıyoruz. Bir zincirimi çekip şöyle sık iğne ile arkadaşlar başına sabitliyorum. Düzgün bir köşe elde etmek için. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Hemen bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bu yuvamın içine. Bu birinci kirpiğim. Hem de arkadaşlar birinci dalım. Yine aynı şekilde 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi kapatıyorum. İkinci kirpik olarak aynı yuvaya. Bu yuvanın içine bu şekilde 6 tane kirpik yapacağız. Yine 8 zincir. 6, 7 ve 8. Kapattım. 3. 1, 2, 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine kapatıyorum. Yine 8 zincir. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde öbür kirpiklerin yanına 5 tane oldu. Son bir tane daha yapıyoruz. 8 zincirimi kapattım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kirpiklerim hazır. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şu trabzanımı kapattığım tığ battımın içine de arkadaşlar buraya sahte sık iğne yapıyorum. Yani tığım başını dolamadan direkt tığındaki ipten çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yine buraya tığ battı 8 tane ara mesafesi vereceğiz. 3 zincirimi çektim. Yanındaki tığ battımın içine bu şekilde kapatıp bir tane tığ battı yaptım. 3 zincir yanındaki tığ battıya tığımdaki ilmekten çıkarıp üzerine bir tane zincir çekiyorum. Açılmaması için. Onun üzerine de 2 zincir toplamda 3 zincirimiz oluyor. Yine sıradaki tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu tığ battım arkadaşlar 8 tane olacak. Bu şekilde 8 tane olduktan sonra trabzandan kirpiklerim için yuva yapacağım 8 zincirle de 6 tane kirpik yapıyoruz Evet şimdi fıstığımızın yapım kısmına geçelim artık. Evet arkadaşlar şimdi fıstık yapımına başlıyoruz. 3. kirpiğimizin içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. 2 ve 3. Toplam 3 defa tığımın başını doladım ve hemen yanındaki kirpiğimden ilmeğimi çıkardım. 1 ile başlıyorum. 2 2 alarak bu şekilde buraya bir yuva yapacağım 2 2 2 ve 2 bu şekilde arkadaşlar kenarlarındaki şer kirpik bırakarak bir tane ortadaki ilmeklere yuvamızı hazırlıyoruz bir zincirimi çektim ipimi uzattım hemen yuvaya girdim dibinde bir sık iğne ipimi uzattım 2 bir zincir dibinde ipi uzat 3 toplamda bu şekilde 7 tane toplayacağız yuvaya gir dibinde bir zincir ipi uzat 4 yuvaya gir dibinde bir zincir 5 dibinde bir zincir 6 ve 7 bu şekilde 7 tane ilmeği topladık arkadaşlar 7 karar 8 fazla oluyor 5 de az gibi geldi gözüm arkadaşlar bu şekilde hepsinin içinden geçip ve üzerine bir zincir çektim. Şu arkadaşlar her zaman şöyle bir net bir çekim olsun. Buradan bir tane daha şöyle girerseniz bakınız fıstığınız daha düzgün. Şöyle kalıp gibi duruyor. 2 ile sanki daha sağlam oluyor. Bu şekilde fıstığımızı hazırladık. Şimdi arkadaşlar ip artma işlemini de zincir çekerek yapıyoruz. 9 tane zincir. 2 3 4 sıkı sıkı 5 6 7 8 ve 9 ve arkadaşlar buraya bakın bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum zincirimi Bu da ip ipartma işlemimiz aynı işlem arkadaşlar şöyle bir zincir çekerek yine 7 tane ip çekim işlemi yapacağız şimdi 3. 4 5 6 7 Toplamda arkadaşlar buraya 3 tane fıstık dolduracağız bu şekilde. Yine hepsini bir bakın çektim tığımı. Üzerine şöyle bir sık iğne. Yine arkadaşlar bu geçtiğim aradan tekrar tığımla geçip şöyle öbür taraftan çıkıp oradan bir ilmek daha alıp buradan tepesine sık iğne ile sabitliyoruz yine 9 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimi yine arkadaşlar bu pembe yuvaya dibine bu şekilde sık iğne ile sabitleyelim üzerine de şöyle bir zincir çekelim İkincisi de hazır bir tane daha yapıp tamamlayayım geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelin bitmiş hali bu şekilde çok hoş ve çok zarif oldu hiçbir farkı yok gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar ee, yapacak arkadaşlarıma da kolay yok gelsin arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın